istiyorum. Lütfen. 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 Nasılsınız, iyi misiniz? Seni, seninle konuşmak istiyorum başkanım. Konuşuruz, konuşuruz. Şu kebap işini halledeyim mi? Bak nereden geldik, seni sırf görmek için. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hacım kameranı biraz geri yapar mısın? Bak burada onu kapatıyor. Tamam. Biz de yani deyin ki bu esnafın hadi ne olacak? Kendin kek kuaförü. Yani işte 2000 lira olmuş kuaförü. Yani en azından biri de bir tane telefonlara ben bilen ki biri de sordu. Esnafın hadi ne olacak? Yakına geçer. Yani sizlerden de yani vallahi sizler de yani asgari ücretli köylü. Ya bir de bir deyin ki yani bu esnafın hadi ne olacak? Evet. Yani işte esnafın bakanı yok, kimse de dile getirmiyor. Esnaf bakanlığı kuracağız, sizin bankalara borcunuz var, esnaf kebarası kooperatifine borcunuz var, o borçların faizlerini sileceğiz. Başkanım en azından şu faiz kurtulmalarını de pandemiden beridir yatıramıyorum. Nasıl yatıracaksın? Başkanım bir de bunu ben diyeyim. Şimdi bu kentsel dönüşüm girmiş Türkiye genelinde öyle değil mi? Evet. Bir elden mi gidecek bu? Yok. O zaman rant. Evet sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Başkan. Merhaba. Sayın Başkan. Bekliyoruz ama kardeşim. Karşıda işlemlerine bir tane kahve içeceğim. Hem de kahveler durdu ama. Bu sıradayı bitireceğiz. Programımız aksadı. Sıranın sonu zaten. Evet. Gelmedik. Sofranıza oturmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik. Ankara'da tumturaklı nutuklar attık. Erzurumlu bize oy versin. Niye oy versin kardeşim? Gel otur. Bir derdini dinle. Bir çayını kahvesini iç. Hiçbir şey yapmıyorsan bir cağ kebabını ye kardeşim. Bir otur bir sohbet et bakalım. Bunları yapmadık. O nedenle biz Erzurum'a aynı zamanda Erzurumlularla kucaklaşmaya ve Erzurumlularla helalleşmeye geldik. Buradaki ziyaretin amacı zaten hani bir miting yapmak, kalabalıkları toplamak falan değildi. Bu il ziyaretlerinde başka bir format kullanıyor CHP benim gözlemlediğim kadarıyla. CHP vatandaşın ayağına gidiyor ve onları ziyaret ediyor, onlarla sohbet ediyor ya da salon toplantılarında buluşuyor. Mitingleri biliyorsunuz, o miting programı var, onlar ayrıca organize ediliyor. Geçen Ağrı'da vatandaş kendiliğinden o bir patlama yaşandı ama bugün burada kalabalıkları toplamak falan gibi bir amacı yoktu. Benim gördüğüm birçok ilde olduğu gibi Erzurum'da da 3-4 gündür ben buradayım. Şehri gözlemlemeye çalışıyorum. Çok sayıda insanla sohbet ettim. Kanaat önderiyle, entelektüellerle, gazetecilerle. Şehir aslında Türkiye'nin diğer şehirlerinden pek farklı değil. Yani şikayetleri var. Bu 20 yıllık süreç içerisinde yaşananlardan, olup bitenlerden ve şu anki pozisyonuna mutsuzlukları, hayal kırıklıkları var. Bunu değiştirmek istiyor. Dolayısıyla bir karar aşamasında şu şeyde gördüğüm, Türkiye'nin birçok yerinde bu karar aşamasında karar verme halinde olma durumu devam ediyor. Kemal Bey de o yüzden illeri ziyaret edip bariyersiz bir biçimde ön yargıları yıkmaya çalışıyor. İnsanlarla sohbet ediyor, kanaat önderleriyle buluşuyor. Kendini anlatıyor. Yani miting meydanlarında kalabalıkları toplayıp onlara mutluluk atmak değil, karşılıklı olarak sohbet etmek, kendini anlatmak, karşı tarafında kaygılarını, taleplerini anlamak, böyle bir formatı var. Mitingleri zaten programları biliyorsunuz, ayrıca mitingler yapıyor. Benim gördüğüm en azından kanaat önderlerinin kafası biraz daha net. Yani bana soru sormadılar onlar. Sadece Türkiye'deki siyasi tabloyu falan sordular. Onu anlattım falan ama daha çok tavsiyelerde bulundular. Yani Erzurum'un şikayetleri ne, sorunlar ne, talepleri ne, nasıl bir dil kullanırsa Erzurum halkı üzerinde tutuyorlar. Benim gördüğüm en azından kanaat önderleri artık CHP'ye, Sayın Kılıçdaroğlu'na yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bence bu çok daha önemli bir aşama. O kafalarında bir sürü sorunu çözmüşler. Artık önümüzdeki dönemde yola AK Parti ile devam etmek istemiyorlar. Bu çok net anlaşılıyor. Belki nereye yönelecekleri konusunda henüz karar aşamasındalar. Ben öyle gözlemledim. Ve o yüzden de tavsiyede bulunuyorlar. Yani şunu yaparsanız daha olumlu karşılık alırsınız. Vatandaşın şu kaygılar var, o yüzden şunları mutlaka söylemesi lazım şeklinde tavsiyelerde bulunuyorlar. Bence bu çok daha değerli. Yani artık sürece yardımcı olmaya, katkı vermeye çalışıyorlar. Benim gördüğüm şey yani Kemal Bey'in olması konusunda yani olacağı konusunda bir güçlü tahmin var. Yani başka bir aday çok fazla konuşulmuyor. Muhalefetin adayının Sayın Kılıçdaroğlu olacağını tahmin ediyorlar. Böyle beklentiler var. Destekledikleri anlamına gelmiyor elbette ki ama
artık Sayın Kılıçdaroğlu aday olur diye bir kanaat pekişmiş. O yüzden de benim o gördüğüm hani şunu söylesin, şunu yapsın, şu konuya girmesine gerek yok. Şöyle söylerse vatandaş daha bunu güzel anlar falan şeklindeki tavsiyeler de bu yüzden. Çünkü aday olacağını düşünüyorlar. Öyle olunca da vatandaş da sağlıklı bir geçim kurmasına yardımcı olmaya çalışıyor.